Arkadaşlar merhaba. Ee, İstanbul, 1 Kasım İstanbul e, programını incelemek için beraberiz. E, 10 koşulluk bir program var bugün İstanbul'da. E, İstanbul'da hava durumu da biraz kapalıymış. Yani yağmur da e, yağmış bir kısım ama yarın için hava nasıl olacak? E, ben biraz hava durumlarına baktım. E, yine kapalı yağmurlu gözüküyor. E, bu da belki için pistleri kum pist aldırabilir. Aslında bunu da göz önünde ederek e, kuponlarımıza bakmalıyız. Çünkü çim yarışlar kum alınsa e, biraz şartlar değişir. Ama çıkan atlar olmadığı sürece çok da e, en azından bizim kuponlarımız için çok etkileyeceğini geçeceğini düşünmüyorum şimdi aslında. E, onun dışında güzel bir program var. İlk altılımız var. İlk birinci altılı ve ikinci altılı. Ben ilk önce birinci altılıyı daha sonra da ikinci altılıyı yorumlayacağım size. Ee, şöyle yapalım arkadaşlar. Birinci koşuyla başlayalım. Birinci koşu Handicap 22. 3, 3 ve yukarı İngilizlere ait. 1600 çimde bir koşu gerçekleşecek. Koşuyu şöyle koşan atları şöyle bir incelediğimizde dediğimizde önde kaçan atların e, mesela Numun Sanse e, ve Aslan Adam gibi 3 tane e, ön grubu sert bir şekilde tempo yapacak atlar var. Hemen arkadan oturacak 4 numaralı Makambo ve grubun gerisinde bekleyecek e, Imslav, Ovası ve iz bırakan şeklinde bir yarış olmasını bekliyorum kafamda yarış koşturduğumda. E, bu grupta e, öndeki sert tempoyu Makambo'nun ben virajdan sonra e, gruba hakim olacağını ve sonlara doğru da e, rahat bir şekilde galip geleceğini görüyorum. Ama tabii ki burada 3 numaralı iz bırakan ee, çok arkalardan gelip çok sert sprinti olan bir at. Son yarışında da dördüncü oldu ama dördüncü olurken burada önü kapandı atın sprint atamamıştı. Onu da göz önüne tutmak lazım. Yani o sert güzel bir sprinti var. Ee, son yarışında buna yine atabilecekken önü kapandı ve bu sprinti atamadı. Son yarıştan izlediğimiz onu gördük. O yüzden ben ayrımsız olarak 3 ve 4'ün e, muhakkak kuponlarda olması gerektiğini olduğunu düşünüyorum. Yani bu ilk ayağı e, altının ilk ayağının ilk ayağını 3 ve 4'ü ayrımsız olarak yazarak iz bırakan ve makambo şeklinde geçebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bunun ilk ayağı. İkinci ayak için ise e, maiden bir koşu. 3 yaşlı Araplara ait. 1300 sentetikte. E, yarış kazanmamış atların bir araya geldiği bir koşu. Bu koşu için e, şöyle bir attan bahsedeceğim arkadaşlar size. 12 numaralı Stramgold. E, bu atın e, gördüğünüz gibi tutusunda da gözüküyor zaten. Hiç tabelesi yok. E, şu ana kadar bir kere 5. olmuş. O da zaten bu totoda gözükmüyor. Atın hemen hemen bütün yarıştan izledim. Atın ilk başlardaki yarışlarında genelde jokeyden kaynaklı normalde tabel yapabileceği at koşular olmuş. Ama jockeyin e, bir şekilde hatasıyla bir türlü o istenen e, başarıyı gösterememiş. Yani en azından tabel yapabileceği yarışları e, çok arkalarda bitirmek zorunda kalmış. 8. olduğu yarışlarda da grubun hemen arkasında öyle çok uzak yememiş zaten. Ee, dediğim gibi bütün yarışlarını izledim. Son yarışlarında şöyle problem yaşıyor. Startta çıkma problemi yaşıyor. Yani starttan 4 boy, 5 boy birinde hiç çıkamamış. O tarz problemler yaşıyor ama atın e, orijinal orijin olarak ben çok beğendim atı. E, grupta çok müsait. Yani çok e, vasat atların uzun süredir e, başarı göstermeyen atların bir arada olduğu bir grup. Ben bu grubu geçebilecek kalitede olduğunu düşünüyorum. O yüzden muhakkak 12 numaralı stram koltuğun sürprizde yazılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok yüksek ayana gelir gelirse arkadaşlar. Muhakkak yazalım. 12 numaralı stram koltuğu başta tutarak sırasıyla diğer atları da vereceğim arkadaşlar. Diğer atları sırasıyla vermek gerekirse yine sürprizde düşündüğüm atılgan Ağa, bir 1 numaralı atılgan muhakkak yazılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. 3 numaralı Karabahçeli Gökhan Bektaş'la e, muhakkak yazılsın arkadaşlar. Rodriguez var ilk defa koşacak. Yine orijinal olarak iyi bir orijine sahip bir at. İlk defa start almasına rağmen bu grup da yine ilk koşusunda da gelebilir. Yani muhakkak o da e, kuponlarımızda olsun. 6 numaralı Tutana büyük ihtimalle favori çıkacaktır arkadaşlar yarın için. E, bu da atında muhakkak yazılması gerekiyor. Ve son olarak da 9 e, numaralı Buketim Mehmet Kaya'yla zaten ekür koşuyorlar. 4 Dört... 4 at mı? 5 at herhalde. 5 at ekeri koşuyorlar. bu atı yazdığında 5 atı diğer 4 atı da yazmış oluyoruz. Bu atı da yazarak toplamda yani 3, 6 at sırasıyla vermek gerekirse 1, 3, 5, 6, 9 ve 12 numaralı Stromgold'u yazarak rahat ve sürpriz beklediğimiz bir yarış olarak izleyebiliriz arkadaşlar bir koşuyu. Günün üçüncü koşusu yani birinci altının üçüncü ayağına geldiğimizde şart dört bir koşu var karşımızda. İki yaşlı İngilizlere ait. 1400 şimdi arkadaşlar. Beş tane at start alıyor bu koşuda ve koşuyu incelediğimizde hep de son yarışları başarılı yani iyi güzel atların bir arada geldiği bir koşu. Ama bir at burada diğerlerine göre daha bana kaliteli gibi at gibi geldi. O da kim? Bratislava. bir numaralı. Arkadaşlar ben bunu günün ilk altının teki olarak görüyorum. E, kendisine de rahat bir galibiyet bekliyorum. E, Bratislava'na. E, Hışman çizikle start alacak. E, zaten son startında 1200'de çok dereceli bir e, yarış yaptı. E, ben bu grubu rahatlıkla kesebileceğini düşünüyorum. Çünkü grupta şöyle bir durum var. Gruptaki atların genel olarak e, önde sert tempo kuran ve 3 e, numaralı Stelman gibi yani en büyük rakip olacak atın e, da grubun hemen arkasında takip ederek e, viraj önünde grubu e, hakim olup ama çok böyle etkili bir splitter değil. E, sadece temposunu koruyarak e, bir yarış götürüyor. Yani bu şekilde yarış yapıyor. E, ama Brestov'un daha sert bir var. Ben burada bundan faydalanarak kılıçmanın da iyi bir yönetimiyle, iyi bir idaresiyle rahat bir galibiyet almasını bekliyorum bu yarışta. O yüzden Bratislava'yı tek olarak veriyorum arkadaşlar size. Muhakkak yazdığınız ya da tuttuğunuz başka atlar varsa tabi değerlendirebilirsiniz ama benim kuponum da tekim olacaktır. Dördüncü koşuya geçelim. Dördüncü ayak altının ilk dediğimiz gibi altının ilk altının dördüncü ayağı aynı zamanda. Made Maiden bir koşu. 3 yaşlı araplara ait. 1300 cm'lik bir koşu gerçekleşecek. Bu koşu için ise ee, şöyle baktığımızda 3 e, tane at bu grup için yeterli olduğunu düşünüyorum. Kim bu atlar? 1 numaralı Akçaş Koca Bey arkadaşlar. İlker Soyat'ta start alıyor. E, İzzet Aksoy'un harasından ve soyun koşulları da iyi. Bu grubu geçebilecek kalitede büyük ihtimalle yine günün e, önemli teklerinden biri olarak çıkar gibi geliyor bana. E, onun dışında 3 numaralı Gökçetepe e, o, iyi bir orijine sahip e, oldukça e, muhakkak değerlendirilmeli. E, ve son olarak da 5 numaralı Gökhan Kocakaya'nın bindiği Malibu'nun oğlu. E, ilk yarışı Malibu'nun oğlu 7. ligde bitirse de e, Malibu'nun oğlunun orijini çok iyi bir at arkadaşlar. Yani örnek vereyim. Anneden kardeşi e, Uluer, Cebire e, Sarraf, elmas Elmaspike gibi minyonluk yani minyondoluk e, paralar kazanmış atlar kardeşleri. Büyük ihtimalle bu da iyi bir at olacaktır. İlk koşusunda starttan geç start aldığı için biraz gerilerde kalmış. Start yarışta da alaklı olamadı. Kötü bir yarış sergilemiş. Ama yarınki yarış çok iyi koşup kazanabilir. O yüzden bu 3 atın bu grup için yeterli olduğunu düşünüyorum. 1-3-B-5 bizi bu ayaktan geçirecektir arkadaşlar. 5. koşuya bakalım. Alt, i̇lk altının 5. ayağı aynı zamanda. Handikap 16 bir koşu. 3 yaşlı İngiliz ait 2100 çimde gerçekleşecek bir koşu arkadaşlar. Zor bir koşu e, aslında. Ama e, yine rahat geçebileceğimizi düşünüyorum. 4 tane at tuttuğum at var burada. Kim bunlar? E, 4 numaralı Kredi Boy Özcan Yıldırım'la. 5 numaralı Wolf Creek Akın Sözen'le. 6 numaralı Viyant Dines Mertcan Çelik'te. Ve 7 numaralı Atiba Müslüm Çelik'te. Bu dört atın bu grup için yeterli olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle 6 numaralı Wind of Dance ve 7 numaralı Atıban'ın iyi bir koşu koşacağını düşünüyorum. Ee, bu dört koşu benim için yeterlidir. Büyük ihtimalle yarın belki favori de Doğa Kanunu çıkabilir ama ben tutmuyorum arkadaşlar. Ee, bu atı yani belki Lisas da yine aynı şekilde favori olarak ya da plasalarda gözükebilir belki ama ben onu da tutmuyorum dediğim gibi. Burayı sadece 4-5-6 ve 7 olarak yapıp sonucu bekleyeceğim. Bakalım nasıl bir sonuçta sonuçlanacak. Ee, son koşu yani ilk altının sonuna geldik arkadaşlar. Bu koşu için ise e, 4 yaşlı Araplara ait 1400 centredikte e, handikap 16 yaş koşu. E, bu koşu için ise şöyle bir şey var arkadaşlar. 2 e, numara numaralı Asteroid e, yani yarışı şöyle kafamızı koşturduğumuzda e, arkadan gelebilecek simit atabilecek kaliteli bir at. Çünkü Genelde diğer atlar, örnek vermek gerekirse Josh coşgel gibi grubu önde e, götürecekler. E, büyük ihtimalle arkadan gelip atabilirse güzel bir spitte yarış kazanma şansı yüksek. Ki zaten Özcan Yıldırım'la da uyumlu bir safkan. E, yine ağır Fori çıkacaktır e, büyük ihtimalle. Ama biz tabi burada biraz e, birkaç at yazacağız. Çünkü ben burada sürpriz bekliyorum işin şeyden. Çünkü bu Asteroid ağır kilosuyla e, eğer ki gelemezse bu grup bayağı bir karışır. Ee, o yüzden 3 numaralı e, yurt yapan Mehmet Kaya'yla 4 numaralı Coşkel 5 numaralı Ateş attı. 7 e, numaralı Karagül Bey'i Metin ile 8 e, numaralı Mavi Zafir Zülfikar Karabulut'la 10 e, numaralı Tony Cook, pardon 10 numaralı Kevr e, Adem Aslan'la ve son olarak da e, 11 numaralı ultra çelik diyeceğim. Özellikle 11 numaralı ultra için e, arkadaşlar bu atın da e, yani çok iyi bir orijini var. Normalde yani bu atın bu gruplarda değil çok daha üst gruplarda koşması gerekiyor. Ama e, atın büyük ihtimalle bir sorunu var. E, i̇lk defa da bu yarıştı birlikte sentil çıkacak. Daha önce hiç sentilikte koşmamış bir at. E, büyük ihtimalle çok da sürpriz olacaktır gün içinde. E, muhakkak değerlendirilmeli. E, sentetikli ilk koşusu olacağı için e, çok iyi bir koşu gelebilir kendisinden. E, zaten orijinal olarak da bunu gösteriyor. E, yani güzel bir sürpriz getirebilir. E, bu atı da bir not alalım. Muhakkak kuponlarımızda bulunsun diyorum. E, i̇lk altımız bu şekilde arkadaşlar. E, tekrarlamak gerekirse ilk ayak için e, 3 ve 4. iki atla geçiyoruz. İkinci ayak için 12'yi başta tutarak sürpriz tuttuğumuz atı başta tutarak 1-3-5-6 ve 9 3. Ayakta, ayakta 1 numaralı tek 4. ayakta 1-3-5 5. ayakta 4-5-6-7 ve son ayakta 2-3-4-5 7-8-10 ve 11 şeklinde altınımız bu şekilde arkadaşlar. 2. altın için ayrı bir video çekeceğim. Herkese şimdiden görüşmek üzere. Bol şans.